Assalamu alaykum ekran aldıki hörmətli görürmenler. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiq olunan Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən Hidayət Musacan. Hörmətli görürmenler. Xalqara da Uyğurların qollaydığı dövlətlərin sayı üzlüksüz köpəyməkdə. Qəni diqqətinizlə bu xəbərin təfsilatı da olsun. 6 oktyabr günü Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Kanada, Avustraliya, Belgiya, Gollandiya, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya, Shveysariya, Yaponiya, Albaniya, Bosniya qatarlıq 39 dövlət Birleşken Devletler Teşkilatının merkezinde birleşme imzalıq bayanat ilan qilib, özlerinin Şarkı Türkistan ve Hong Kong'un kişilik hukuk vaziyetine qattıq diqqət qilayotganlığını bildirdi. Bayanatta Şarkı Türkistan'da gayet zor atalmış qayt tərbiyeleş lagerleri barpo qilinib, millionlaған Müslümanların bu lagerlarga mecburi solanganlığı. Uyğur qatarlıq asallıq milletlerge karıta umumyüzlük nazarat qilish ve küzütü sistemisi kurulganlığı. Uyğurlarının mecburi emgekke zorlanganlığı. Yerli xalqının kişilik hukuklarının eğir derecede depsende kılınıvatkallıqı bayan kılındı ve Xitay hükümetinin Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarını mı öz işçiga ağın müstakil tekşürüş ömükinin Şarkı Türkistan'a berip nəx meydanda tekşürüş elip berişiğe yol koyuşu. Şundaqlı Birleşken Devletler Teşkilatı Erkek Ayrımcılıqının Aldını İliş Komitetinin Şarkı Türkistan haqqıdaki 8 türlük təklifini dərhal qobul qilishi tələb qilindi. 2019 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı'daki 23 devlet Uyğurlarını qollab bayanat ilan qilgan. Bu yıl 6 ayda yani 28 devlet Uyğurlar məsələsində Xitayını ayıplab birleşme axbarat ilan qilgan idi. Bu qitim Uyğurlarını qollaydığan devletlerinin sanının köpüyüp 39'a yetişi ve onunki 2 musulman devletinin koşulışı çetelledeki Uyğurlarını çeksiz söyündürdü. 6 oktyabr Dünya Uyğur Qurultayı bu münasibet bilen məxsus bayanat ilan kılıp, yukarıqı 39 devletinin bu cesurani herkiteye minnattarlıq bildiriş bilen birge, yukarıqı birleşme bayanatının Şarkı Türkistan xalqıga yeni ümit ve işeş bəxş etkenlikini ispatı kıldı. Bu münasibet bilen şu günü istansımızdan məxsus ziyaretini qobul qilgan Dünya Uyğur Qurultayının reisi ve Xalqara Vakaletsiz Milletler Teşkilatının muavir reisi Dolqun Eysa Efendim özünün bu cihetteki memnuniyetini ispatı qilib mundaq dedi. Esselamu aleyküm aziz vatandaşlar. Bugün yeni bir hoş haber Birleşken Devletler Teşkilatı'nın geldi. Bu hoş haber xalqımızga ümit berdigan, bizge cesaret berdigan, haqlıq davayımızdan xalqaradaki təsirinin kündüğün künge örlevatkallığının, dostlarımızın köpüvatkallığının tipik misali. Bugün Germaniya'nın New York'taki Birleşken Devletler Teşkilatı Turuştuk baş elçisi Christoph Heusigen efendi 39 devletke vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı'da birleşme bayanat verip Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki Uyghur halkı epirvatkan bu bastırış siyasetini toktuş gerekliliği talep kıldı. O 39 devletke vakaliten Xitay hükümetinin ciddi şekilde Xitay hükümetindeki çağırıq kılıp Birleşken Devletler Teşkilatı Ali Komisarlığı'nın, Kişilik Hukuk Ali Komisarı'nın ve Müstakil Tekşürüş Ömügü'nün hiç kanda vakit ötküzmesinin şerhsiz alda Şarkı Türkistan'ı birip tekşürüşke Xitay hükümetinin ruhsat kılış gerekliğini, bu besim siyasetinin toktuş gerekliğini ciddi bir şekilde oturup koydu. Demek 2019 yılı 6. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'da 23 devlet, kim 2 devlet koşulup 25 devlet Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarının takaşını talep kılan otturduğun bir yıl ötkendiğin kim 2020 yılı 6. ayda bu devlet 28 köpeyken ve bununla Albaniyeden ibaret bir Müslüman devleti koşulgan idi. Aradın 4 ay ötkendiğin kin bu devlet 28 devletin sani 39'u çıkıp Müslüman devletin sani 2 oldu. Yani Albaniya ile Bosna Hersek bunun koşulgan oldu. Demek biz haklı davayımızda tekme ilgirlişimiz gerek dünyanın bizgi nisipten istaşlığının konuluşunun künsün künge köpü vatkallığının bir delili bizden yalnız emesliğimizini bizden yığımızdan epirvatkan haqqı güreşlerimizden kündün künge dünyanın kaylı kıvatkallığı köp devletlerinin bu meseleki iki çıkvatkallığının tipik misali. Şununla bütün dünyadaki vatandaşlarımızın tekim kevim şekilde teyat duruşka, hareket girişke ve aldığımızda için makçı boğan halkaralık Uyghur sotuğa güvalık biriş için bütün vatandaşlarımızın seferber buluşka çakırımın.
Hörmetli televizyon köyüçiler, keyinki mezgillerden bu yana Uyghur meselesi Kanada metbuatlarının, Kanada hükümeti ve parlamentinin asaslık gün tertiplerinin biri bolup kelmekte. Növette Kanada'da kozgalgan Xitayning Uyghurlarga tutkan muamelesini erkek kırgınçılık deb itiraf kılış hareketi Kanada parlamentinin gün tertipige kirgen. Kanada parlamenti avam palatasının Garnet Kiyonus başçılıkıdaki 9 nefer azası yakındı Kanada parlamentiga müracaat sunup Xitayning hareketini erkek kırgınçılık deb itiraf kılışını talep kılgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqorqi konservativ parlament a'zolarining murojaati avom palatasida yetarlik ovozga erisa, parlamentning rasmiy qaroriga aylanadi ekan. Bu munosabat bilan stansiyamizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Muhojirlar komitetining raisi va Kanada Uyg'ur Muhojirlar yordam fondining direktori Mamat To'xta apandim Uyg'ur davosining Kanadadagi taraqqiyot yuzlanishi haqida ma'lumot berib, mundoq dedi. 9-ayning 28-ci kuni Kanada parlamentidagi konservativ millatvakili Garnet Janus efendi boshchiligidagi 9 millatvakili Kanada'nın arkayız caylarından toplanan Kanada hükümetinin Uyghurlarının hazır ki Bişikeygen külpetlerini milli kırgınçılık deb Kanada hükümetinin itiraf kılış üçün Kanada mıkıyasıda başlanan imza toplaşı sebberi verilgidin keyin Kanada parlamentida Garnet Janus efendi başçılığındaki başka 9 milletvekili bilen müşüye kadar bir talaş tartış buldu. Bu talaş tartış buluşuğa sebep olan amil model aldı bilenmiş Garnet Janus efendi özünün milletvekilliği namedin Uyghurlarının Bişkek'e zulümlerini milli kırgınçılık deb itiraf kılış hakkında bir müracaat namı sefer verilik başlığı. Kanada'nın arkası çaylarındaki Uyghurlar, başka milletler bulup, şembi yekşembi cüme hep dahil edemeyi, meçt hem yerlerine verip, koçlar da imza toplap diyende, hazırlıkça 30 bindan artık imza toplap, şu milletvekillerine tapşırılgan. Bu tapşırılgan ikin parlamentte bu hakkında talaş tartış buldu. Hem de ikinci kademde biz hazır, bütün milletvekillere katılgan bir seferberlik başlattık. Çünkü bu faaliyet yalnız bir partiyenin olan meselesi olsa bu davaya paydalık emez. Bu Uyghurlarının meselesini milli kırgınçılık deb itiraf kılış hakkındaki bu seferberlikke Kanada'daki 4 siyasi partiyenin milletvekillerinin hepsinin katılışını kol keltiriş için hazır yine seferberlik başlandı. Aldığımızdaki küllerde, yani başka seferberlik mi başlandı? Mesela Kanada Başminister Kartılgan ve başka seferberlikle. Şunlaşka bu faaliyet hazırlığı için umuşluk bol dedip karayımız. Buna da Kanada'daki bütün karındaşlarının köp töhpüsü var. Anadınki başka teşkilatlarının başında. Aldığımızdaki küllerde yine Kanada Başminister Kartılgan konkretini hareket planları hakkında. Bir seferberlik başlandı. Bununla Yahudiler, Hristiyanlar ve başka dindeki teşkilatlarının ve özümüzden bizgi köngel bilgen başka teşkilatlarının imza verişi bilen Kanada'daki çoğun teşkilatlarının ortak imzası bilen başministrağı bir hat yollanmak için. Kanada'daki faaliyet asasen hükümetini nişan kılıp, hükümetinin hareket götüşünü kulgu keltiriş için bulup atıdı. Parlamentik talaş tartışlamı şu. Şimdi Kanada'da hazır asasen bu Uyghurlar meselesinin halkılık ya ki merkezleşken noktası Uyghurlarının bir şekilde zulümünü Kanada hükümetinin milli kırgınçılıkta bir resmi itiraf kılış ve itiraf kılgındayken özünün zimmesi güçken kanuni mesuliyetlerine ada kılıp bu milli kırgınçılıkını tohtuş ve onun olgun iliş için dünyadaki aklı uçudu cahide devletler bile birlerim karışıp Xitay karşı topyekun bir seferberlik ve birleşme asıl kılış. Muşunu kol keltiriş için terişatımız. Makul. Hürmetli televizyon köyücüler. Ötken yıldın buyan Şarkı Türkistan'ın Koçak reisi Şöhret Zakir, Xitay Taşkışla Ministeri Wang Yi ve Xitay'nın başka yukur derecelik emeldarları Şarkı Türkistan'daki atılmış kespi terbileş merkezlerdeki Uyghurlarının mektep pütürüp, pütülley üyelerine kayıtkallıkını bayan kılıp, Xitay hakimiyetinin Şarkı Türkistan'da tesliğen ceza lagerlerinin mevcutluğunu izçil türde inkar kılıp kagen bosu mu? Ama çet ellerdeki müstakil teşhirgüçlerinin doklatları ve muhacirettiki köplügen Uyghurlarının guvahlıkları Xitay hükümetinin bu hıl sahtkar kıyafetini toluk aşkarlap bermekte ve Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerinin takılışı uyak tutursun. Eksiçe lagerlerinin kölümünün üzlüksüz kengi vatkallıkı məlum bulmakta.
Tövende hazır Türkiye'de istikamet kılıp duruvatkan Adil Abdurrahim Efendi'nin nalisiye kulak silin. Esselamu Aleyküm. Benim ismim Adil Abdurrahim. Ben Şark Türkistan'ın Aksu Olayet Baynayisi'dim. Ben hazır Türkiye'de duruvatı ben. 2013 yılı 7. ayda Türkiye'ye geldim. Ben ayalım, ballarım doğrusu guvalık vermekçi. Bu benimki yukarıdaki işki bazı sürattaki birisi kızım. Bu işki bazı sürattaki birisi kızım. Meryem Adıl. 2009 yılı 2. ayının 29'u doğulgan. Yenideki oğlum. 2011 yılı 11. ayının 18'i doğulgan. Astıdaki küçük oğlum Ömer Adıl. 2013 yılı 7. ayının 3'ü doğulgan. Bu benim ayalım Mihribangül Rozi. 1989 yılı doğulgan. Benimki ayalım bilen, ballarım bilen alakı münasebetim 2017 yılı. 4. aydan başlayıp alakı münasebetlerim bitirle üzüldü. 2,5 yıldan beri ben ayal ballarım bile işkandak alakı kalanmazdım. Psikolojim eğer buzuldu. Urutkan aile balçaklarım bile işkandak alakı yok. Hıtay komünistleri 2017 yılı 8. etrafı da bazı dostlarımın ki WeChat arkalık bana belgen uçuru da ayalımın ki cezalagır kırket geldiği, dadamdan kaynatamdan cezalagır kırket geldiğini anladım. Kiyin bir yıldan kiyin ballarımdan mı yığveliş kampılarına kırket geldiğini onu anladım. Ben şu sebepten halkara cemiyetke bu guvalıkını bir vatimen benim halkara cemiyetini istediğinim. Benim ki aile balçaklarımını, ayalımını, ballarımını halkara kanunu kandak körüstülgen olsa ayal ballarımını ben bilen cemlet verişini isteyimin. Ve şundakla pütkül müşü muhacirettiki Uygur karındaşlarının ailesinin ayrılgan, atanısının ya ki hotun ballarının ayrılganlarını ki şu ailesinin cem buluşunu, başka insanlardaki insandaki yaşışını ümit kılımı. Yakında Angliya Sant Albas Bishopi Dr. Alan Simis Xitayning Uyghurlarga qaratgan bostiruvchilarga sal qarashqa bo'lmaydiganligini bildirib, xalqaro jamiyatni Uyghurlarning nidosiga jiddiy ko'ngil bo'lishga chaqirgan va o'zining 2020 yillik qishliq olimpiyani Beijingda o'tkazmaslik chaqiriqiga ovoz qo'shganligini bildirgan. Angliyadan chiqadigan Chirka vaqt gazetasining xabar qilishicha, Bishop Dr. Alan Simis Avstraliya strategiyalik tadqiqot institutining doklatidan naql qilib, Xitoyning Uyg'ur elidagi masjidlarning 65% ni chaqqonligini yoki buzg'unchilik qilganligini aytgan. Uyg'urlarni qo'rshovda qolgan insonlar deb atagan Dr. Simis Uyg'urlarga qaratilgan diniy e'tiqod erkinligini rad qilish, majburiy tug'mas qilish, tug'ilish nisbatini tovallatish, ko'lamlik holda tutib turish o'rinlariga qamash va ishki organlarni ilib-ilish haqidagi qayg'uliq doklatlar qatorliq zulmlarning bog'anchi ko'payotgan paketlar orqali isbotlanayotganligini aytgan. U mundoq degan: Uyg'urlarning qiyinchiligini amda kishilik huquqi ishinadiganligini o'ttirg'i qo'ygan davlatlar nazardan saqit qilsa bo'lmaydi. Men bu hafta Buyuk Britaniya hukumatini va keng xalqaro jamiyatni xalqaro olimpik komitetiga besim ishlatib, ularning 2020 yilli qishliq olimpik tanarkat musobaqasini Beijingda o'tkazish qarorini qayta ko'rib chiqishini talab qildim. Sant Albans Bishopi ilgirmo Angliyadagi ba'zi diniy zotlar va diniy guruhlarning Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini bostirishiga yashil chiroq yoqib bermaslikka chaqirgan edi. O'tganda Amerikada aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur harakati tashkilotining boshlamchiligida Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbari tarkibidagi 70 dan ortiq tashkilot Vatikanga birlashma imzolik maktub yo'llab, Papa Franciskodan Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, Uyg'urlarni majburiy qulluqqa solayotgan va Uyg'urlarning naslini yo'qotish uchun vahshiy vositalarni ishga solayotgan kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi kuchli inkos qaytarishni talab qilgan edi. Xitoyning Sharq Turkistonni majburiy amgak bosiga aylantirish urinishini cheklash uchun buningga tashqi dunyoda majburiy amgakning mahsulotlariga bozor bermaslik chaqiriqlari o'tirg'i qo'yilmoqda. Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ini ana shu xil qarashning kuchli qo'llovchilarining biri.
Siyasi Saray gezisi 1. Oktyabr sanada ilan qilgan bu vaqtdagi maqolasida Nusrat G'ini Yevropadagi bir qism bozor bo'shlig'ining dal ana shu xil majburiy amgak badaliga ishlangan mahsulotlarga davomli o'chiq bo'lishini majburiy amgak davom qilishidagi bir muhim sabab deb ko'rsatdi. Nusrat xonimning bildirishicha, Angliyadagi zo'r ko'pchilik iste'molchilarining o'zlari setib olgan bu mahsulotlarning Uyg'urlarni zamonaviy qullarga aylantirish badaliga ishlanganligidan xabarsiz ekan. Növettikidek Uyghurlarının mecburi emgek silişinin kölümü milyonluğun ailelerini xani veyran kılvatkanda emdi bu halgı davamlıq selkarışkı hiç kandaq bahani yokşken. O bu sahadaki bir kısım danlıq şəxslərinin özlerinin təminat zincirlerini təkşürüp görüş bilen birge, Angliya istimalçilerini şunçı cəbalıq tapqan pullarını bu danlıq şirketlerinin mallarının neri birisini oylaşmasıyla setivilişkı sərb qınmaslıqını tavsiye kıladı. Şunundak Angliya hükümetinin Xitayını mənbə qığan təminat zincirleri haqqıdaki guvahlıq beriş yığınıda Uyğurlarının məcburi əmgək silişini çəkiləş küçüge iki bir karar ilişini. Şu arqılıq Angliyanın bu xil məcburi əmgək məhsulatlarının cenneti bolub qilişdin saxlab qilişini ümit qılıdı. Yaqınqı məzgillərdən buyan Dünya Uyğur Qurultayı Yaşlar Komitetinin təşkilləşi bilən Germaniyadakı Uyğur yaşları danlıq markalarını satıdığan mağazalarının aldıda narazılıq hərəkəti başlatqan bolub, bu xil narazılıq hərəkətləri başqa əllədimi üzlüksüz kengiyib barmaqda. Hörmətli televizor köyçilər, Yuqurdu Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının kündülük xəbərlər proqramını huzurunuza sunduq. Yaqtırıb köyünüzə rəhmət. Keyingi qaytımlıq programmada görüşkəcə, həmmiñlarni Janabı Allahqa tapşırdım. Allahqa amanət.